Selamun aleyküm. Değerli dostlar, güzel insanlar. Gününüz hayırlara vesile olsun. Bugün Hollanda'nın çok güzel bir şehrindeyiz. Utrecht'teyiz arkadaşlar. Değerli dostların yanına geldik. Bunlar kümesleri. Bunlar uçurduğu yer. Arkadaşlar da orada oturuyor. Evet, gördüğünüz şekilde arkadaşlar. 3 tane kümes. Böyle kiralamışlar. Herkesin kendine ait bir kümesi var. Havada da kuşlar oynuyor. Bunlar daha yavru. Arkadaşlar uçuruyorlar böyle. Bu şekilde. Evet. Nazım baba, seni alalım önce. Abi. Hangi küme senin? Eyba abi, şu havada. Tamam, Eyba abiye alalım. Benim büyük reisim. Ya burada. Evet arkadaşlar. Yavru kabul etmiyorsun. Yavrunun havasını kabul etmiyor. Şeyini yani kuşun ekeliği makbul sana göre. Ben buraya ekeliğimi göremedim ben bunları. Gördüm dese bir yalan olur. Niye göremedim? Atmaca çok alıyor. 85 tane atmaca yürüdüm abi bu sefer. Tamam. Şöyle bir soru sorayım. Evet gördüm. Sor buyur. Nazım kardeşim, bir kuş sana göre kaç yaşına kadar oynamalı? Abi kuşun yaşı yok. Kuş evindeki mekanı çözene kadar oynuyor. Mekanı çözdü müydü kuşun yaşı maşı yok. Kuş inme hilesini çözdü müydü? İnme hilesini çözdü müydü? Şu mekanın şeysini çözdü müydü? O zamana kadar oynuyor. Ben Kayseri'de YouTube'da bir adamı dinledim. Diyor ki kuş diyor şeyin yeriğin mekanın diyor inme hilesine göre oynar. Ondan sonra diyor yok. Her kuş mu böyle? Her kuş öyle. Bence her kuş öyle. Yani gerçekten öyle bir şey, bir tez söyledin ki, bir teori söyledin ki üzerinde gerçekten düşünülmesi gereken bir kuş, yorum yapılması gereken bir şey. Sen ne diyorsun? Bak ne diyor? Kuş diyor burayı öğreninceye kadar, girişi, gelişi öğreninceye kadar oynar. Ondan sonra pat yapışır. İnme rahatlığını buldu muydu iniyor abi? Pat yapışıyor. Öyle pat yapışma yok. İnme rahatlığı. Nasıl inme rahatlığı buldun? Yani canı isterse oynuyor o zaman, canı istemezse tık 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 o. Ha. Millet ekeli kovuşuyor. Öyle bir şey olabilir mi? O yerine yerine değişir canım. Ya ama arkadaş da diyor. Ne diyor? Diyor ki yerine göre. Yerine göre bak toprağım. Ufuk! Gel abim gel. Bir şey çıktı. Gel çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar. Buraya göre değil. Bu bahçeye göre değil. Anladım. Her yere göre. Zafer abinin eve göre. Evet. Mesela... Üstad geliyor arkadaşlar. Ne diyorsun? Öyle bir şey söyledi ki yoruma açık. Tamam. Bir şey söyledi tamam, ama eleştiriye de açık. Bak ne diyor? Arkadaşlar diyor, biraz sonra inşallah böyle yemek de yapılıyor bize. Bir bakalım neler varmış. Ay maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Etlerimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir yer yapmışlar. Mutfak. Aa, her şey var arkadaşlar. Çayımız da oluyor. Evet. Biraz da arkadaşların yanına gideceğim. Arkadaşlar çekelim. Nasıl? Sen bu tarafa çek. Kuş var. Kuşun çiğine vurup da giden kuş var. Eyüp abi. Sen müsaade et. Nazım'la şey yapar mısın? Değişir misin? Yok yani? Ben şöyle geçeyim. Ben de konuşurum ya. Sorun yok ya. Sen dedin beni çektin. Ama kumaşak atmam dedim. Ha öyle mi? Evet. Şimdi arkadaşlar. Eyüp abi seni biraz tanıyabilir miyiz? Tanıyabilir miyiz? Ben Eyüp. Evet. Aramanlı. Evet. Kılbasan köyünden. Tamam. Çoğu da tanır zaten arkadaşlar. Kuşçu arkadaşları çoğu tanır. Sesini biraz yükseltir misin? Benim ses ancak o kadar çıkıyor. Zaferim sen şey Allah razı olsun. Neyse hadi. Birazdan arkadan markadan falan kaçıyorum. Estağfurullah. Yani. Evet şimdi Yakup abi herkes tanıyor. Yakup kardeşim sen de hoş geldin. Selamünaleyküm. Seni de tanıyalım. Tanımayanlar olabilir. Ben ismim Fezullah Ölmez. Kayseri. Kayseri. Bu kadar. Beni tanıyorsunuz. Bana tanıyorsunuz. Evet, Rayında kalıyorum. Evet. Ufuk kardeşim. He, beni ve Nazım ben. Kardeşim. Ben eyvallah. Ben de Uzgatlık abi. Toprağı hepimiz. Aynen. Eyüp abi. Buyur ciğerim. Şekerim. Şimdi bak. Ciğerim söyle. Ciğerim. Şöyle diyor. Şöyle bir tez ortaya atıldı. Diyor ki ben şöyle bir soru sordum. Bir kuş kaç yaşına kadar oynar dedim yani. Bir oynama yaşı
ne kadardır? Çünkü bunu niye soruyorum? Ya da kaç yaşında kuş oyunu bırakır veya? Ya öyle öyle aynı. Bana söylediğine dur abi. Öyle bir cevap verdi ki. Dedi ki ben büyük üstadları dinlemişim. Diyor ki bir kuşun yaşı yok diyor. Ta ki işte alanı girişi çıkışı öğrendiği zaman bu o yere nasıl rahat inerim onu anladığında bitiyor diyor. Böyle bir şey olabilir mi abi oyun kuşunda? Ya anladın mı sen? Anladın eyvallah. Ona göre şey. Oraya bitip buraya indiği zaman bitir dediği zaman neyi kastediyor ben oraya? Oyunu bırakır diyor. Yok oyunu bırakır demiyor. Bak ne diyorsun? Ha. Diyor ki canı isterse oynuyor, canı istemezse oynamıyor. Çünkü o inmeyi biliyor artık oraya diyor. O zaman ne oldu? Ne anladık? Koçtan ne bir şey yapmaz ki? Ne, gördün mü ne dedi? Yani ne yapacağım? Ya sor. Ama ya, diyor ki benim kuşların altı sağlam diyor. Ve büyük bir kuşçu da bunu demiş yani. Ya, ben dinledim diyor. Çok tecrübeli bir abim var burada. Yok öyle. Yakup kardeş sen ne diyorsun? Şeyden kuş zannetmiyorum. Vallahi ne oluyor? Oyun kuşu zor kuş. Oyun kuşu illaki bir hilesini bulur. Kurnazlı. Bulduktan sonra o hileyi daha hoş oynadık. Zaten bitti yani. Tamam da sen buna katılıyor musun? İşte ben de aynısın diyor. Tamam. Yani bir o kuş yani sadece hileyi bulduğu kadar bitti. Yani. O zaman ne yapacağız? O kuş oynamaz diyorsun. Aynısı abi çoğu sesini biraz yükseltelim. Çoğu biter, çoğu da sıkar koyar, kaldıramazsın. Yani değişik oynamaz derken hilesini bulduğu anda o hileyi yapar sana tat vermez. Yani devamlı yapar onu artık. Evet abi ben ya de gelir, bunu anlatmam. Düz konar ya gider yani bir yere yaptıysa gider oraya iner ağaca girdiyse oraya iner istediği kadar güzel olsun kuş. Ama bak, oyun bak bizim oyun kuşlar normal posta kuşu gibi yahut da başka bir kuş gibi değil zor kuş. Ben az önce arkadaşlara söyledim benim bir tane kuş vardı bak buradan gelip oyunu yapıyordu. Yahu abi benim o İnemiyordu işim. Buraya. İnemeyince ne yapıyor biliyor musun? Şu ağacın altından çevir ağaca doğru. Şu ağacın altından geliyordu. Ağacın altına kendini kanadını vuruyordu böyle. İlk yavruluk da uçurdu. Evet. Ondan sonra yerine iniyor. Ondan sonra vurarak iniyor. Oyununu aldı ya. Evet. Ha. O kadarmış. Doğru. Oyunu aldı gelip ondan sonra. Ama yine güzel kuşmuş. Yere iniyor. Ağaca inmiyor. İniyordu. Ama şimdi o zaman da ne yapıyordu? Vurduğu zaman lap kadar iniyordu yere. Kardeşleri yapar. Salıvırıyordu, kendini bırakıveriyordu yere. Koçuracık görmedim. Gelip oyununu güzel yapıyor. Sesmelden kaçıyor ya. Ha. Ama ineceğinde. Kimek istediği abinin ha. Bir gidiyor abiye. Mesela geliyor seferini ilk seferinde iniyor. Ondan sonra gelip şu ağacın altına geldi mi kendini vuruyor ağaca. Lap kadar iniyor yere. Ama yani öyle vurma falan yok. Bak gene sorun özüne gele. Az önce anlattığınız soru işte bak Eyüp abi de tam yerini söyledi. Adam diyor ki oynuyor. Ya bir kuşun zaten belli bir parlama dönemi vardır. Ondan sonra o dönemde dat alırsın, izlersin. Ha şimdi erkek ya oynayan kuş kaç yaşında soru soruyor. Kaç yaşına kadar oynar falan? Onu diyorum. Hele siz bir yavruyu uçurun bir de bir seneki sonrakine kaldırın da oynasın daha ondan sonra diyelim yani kaç tane saçalım. Yani. Şu anda bir yavru mevsiminde bir de tüy mevsiminde uçuran güzel kuştur o kuş. 5 yaşında kuşu uçurup ya 5 ben... yaşında şimdi 5 yaşındaki ebeyi koştur nereye koşturacaksın yani ha oynar mı oynasa da öyle oynar yani işte benim sormak istediğim o yani tat veren bir kuş ya, kaç yaşına ya kadar tat verir ebeyi bugün koştur yani dedeyi koştursun nereye kadar koşar bir çocuk kadar koşmaz 20 yaşında delik ya, eski tadını vermez o zaman şöyle diyeyim tamam da şimdi eski tadını vermez dönemiyle ekelik dönemi dahi farklı 2-3 sene tat verir mi Yakup abi 3 seneye tat veren kuş mola mı vereyim? Tamam. İyi midir yani? Tabii iyidir. İyidir değil mi? 3 sene. Ne olacak? Bak, az mı 3 sene ya? Sen dile kolay ya. 2 sene oynayan kuşumuz da güzeldi. Bak niye diyeceksiniz? Bir kuşun yavruluk yaptığı oyun ekelinde beklemez. Yapmaz yani. Ya uçuşunu değiştirir. Kimse de 3 sene kuşu uçurmaz abi. Uçurmaz. Bir adam seyredir bir sezon seyredir. Atar makası atar içeriye. Dün sene, dün gene önce bir uçurduğumuz yavruluğunu da seyrettiniz. Aynı kuşu tüy sonunda da kaldıran o kuş büyük kuştu. Büyük kuş. Bir devam de ediyorsa, yavruya kuştuysa. Ya yavruya zaten tüyünü değişmiş ekedir benim evet. Gözü. Yavruya kuşsun kusmasın. Yapacaksa da zaten yapar yapmayacağız zaten bozar. Bozar. Odur. Hadi abi de şöyle bir gelin. Ama. Arkadaşlar. Hani bunun 7-8-10 yaşı. Yemek hazır ben yemeği de çekebilir miyim yemeği? Yemeğimizi de çekeceğiz arkadaşlar. Ya, birazdan fikri, devam edeceğiz. Fikri oranları da yoruma yazsın. Biz de fikirlerini herkes, okuyalım yorumlarda. Yani herkesin ki. Çoğu abuk subuk bir şeyler de yapıyor. O da doğru bak. Yani. Çok ya. Güzel bir bu şey yaptı. Çok yani, abuk subuk yorum yapanlar var. Benim anlayışım benim bildiğim bu. Ha iyisi vardır yok. Arkadaşlar böyle Nazım kardeşim burada konuştuk ya. Size böyle böyle hazırlamış arkadaşlar. Kesene bereket. Afiyet olsun abi. Yorum yazanlar. Ne demek? Buyurun.
Tamam. Tamam. Senin konuştuğun. Gel lan abi.